O parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır diye soruyor. Karşılaştırma ne demekti? İki veya daha fazla varlığı veya kavramı benzeyen ve benzemeyen yönleriyle kıyaslama yapmaktı. Bakalım böyle bir cevap arıyoruz. Bir Orhan Kemal'in 1942'den 1954'e kadar çıkmış hikayeleri bir yapıtta bir araya getirildi. Herhangi bir karşılaştırma var mı? Yok. 2. 12 yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan eser, yazar hakkında fikir edinmemizi sağlıyor. Herhangi bir karşılaştırma, benzeyen ve benzemeyen bir yön var mı? Yok. 3. Orhan Kemal, dünya görüşü ve insanlara ele alış tarzıyla döneminin diğer sanatçılarından ayrılıyor. Orhan Kemal'i kimle karşılaştırmışlar? Döneminin diğer sanatçılarıyla karşılaştırmışlar. 4. O hiçbir ideolojinin adamı değildi. Burada da yok. 5. Kendisi olmaktan başka amacı da yoktu demiş. Burada da bir karşılaştırma olmadığı için cevabımız J seçeneği. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazar hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle ele alınmıştır diyor. Bakalım. A. Yazar gözlemlerini geniş kültürüyle beslemiş. Sadece olumlu bir yorum yapılmış. B. Yeni yetme ozanlardan sonra Turgut Uyar'ı okursanız ruhunuzun pası gider. Yine olumlu bir yorum yapılmış. C. Yazar yine gerçekçilikten oldukça uzak kalmış. Olumsuz bir yorum var. D. Onun yazılarında bir sözcük bile gereksiz değildir. Olumlu bir yorum yapılmış. E. Seçtiği sözcüklerin özensiz olmasına karşın özensiz yani olumsuz anlatımındaki sıcaklık insanı hemen sarıveriyor. Anlatımındaki sıcaklıktan bahsetmiş. Olumsuz ve olumlu bir arada kullanılmış. Cevabımız E seçeneği. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tanımlama yapılmıştır diye soruyor. Tanımlama ne demekti? Bir kavramı, bir sözcüğü ne anlama geldiğini açıklamak, onu tanıtma işiydi. Genellikle de nedir sorusuna verilen cevabı sağlaması gerekiyordu. Buraya da yazalım. Nedir sorusu? Bakalım bir metne bakarak iletişim süreci içine giren, o sayfayı algılamaya çalışan herkese okuyucu diyebiliriz. Aslında burada bir tanım var. Okuyucu nedir? Bir metne bakarak iletişim süreci içine giren, o sayfayı algılamaya çalışan herkestir. Yani bir de bir tanım yapılmıştır. İkiye bakalım. Okur her tür metni algılamada belirli bir çaba göstermek zorundadır. Okur nedir? Cevabını alamıyoruz. Bu çaba okunan yazı veya yapıtın niteliğine göre değişir. Herhangi bir tanım var mı? Yok. Söz gelimi öğretici yazılar doğrudan somut bilgiler verir. Herhangi bir tanım var mı? Yok. 5. Dil ve anlatım örgüsü eserin içeriğine, okuyucunun deneyim ve yaşantısına göre düzenlenmiştir. Bir tanım var mıdır? Dil ve anlatım nedir'in cevabı var mıdır? Yoktur. O yüzden cevabımız E seçeneği. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi Ataç'ın üslubu ile ilgilidir? Üslup neydi? Biçem de diyorduk biz buna. Anlatma biçimiydi. Bakalım hangisinde verilmiş? Bir Ataç kelimenin dolgun anlamı ile kişici bir yazardı. Ataç hakkında burada bahsedilmiş. İki O kadar ki savunduğu bir düşüncenin başkaları tarafından benimsendiğini görünce onun tam tersini savunduğu da olurdu. Burada anlatma biçiminden bahsedilmiş mi? Hayır. 3. Onun yazıları eleştirmenlerin gözünden kaçmazdı.
Eleştirmenler için dilin kullanılış şekli önemliydi çünkü. Burada da yok. 4. Dil konusunda hassas olan Ataç sözcükleri o kadar canlı kullanırdı ki, canlı kullanmak, sözcükleri nasıl anlatmış? Sözcükleri canlı bir biçimde anlatmış. İsyan etmiş, sanırdınız onları diyor. 5. Ben bugün yazarken başarılı oluyorsam bunu biraz da Ataç'a olan hayranlığıma borçlu değil miyim diyor. Burada da herhangi bir anlatma biçimi yok. O yüzden cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır diye sormuş. Kanıtlanabilirlik deyince aklımıza kişiden kişiye değişir mi yoksa herkes için aynı mıdır geliyordu? Yani bu durum öznel mi yoksa nesnel mi diye bakacaktık. Bakalım bir dünya masallarını içine alan bu kitap 3 bölümden oluşuyor. Bir de neyden bahsedilmiş? Bir nesnellik var. 2. Yazar ilk bölümde doğu masallarına yer veriyor. Burada da bir nesnellik var. Kişiden kişiye değişmiyor. 3. İkinci bölümde ise Batı ülkelerine ait masalları ülke belirterek anlatıyor. Burada da bir nesnellik var. 4. Üçüncü bölüm ise kitabın en can alıcı masallarının anlatıldığı bölüm olma özelliği taşıyor. Belki benim için bu farklı bir anlam taşıyordur. Başkası için can alıcı bir bölüm değildir. Öznel bir anlatım var. 5. Yazar son bölümde dünya milletlerine bu masallardan örnek almaları gereken noktaları sunuyor demiş. Nesnel bir anlatım var. Cevabımız B seçeneği. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde anlatıcı gözlemlerine yorumunu katmıştır diyor. Yorum neydi? Bir olayı veya durumu açıklamalar yaparak değerlendirmekte. Böyle bir cevap arıyoruz. Bakalım bir geleneksel Yörük köyü özelliklerini gösteren evlerin hemen hepsi birbirinden ayrı şekilde yapılmış ve bahçeli. Burada herhangi bir yorum var mı? Güzel, çirkin, işte iyimser, kötümser gibi bir yorum katılmamış. 2. Arka yüzleri sokağa bakıyor. Hepsi birbirine bahçe ve yol imkanı tanıyor ve saygılı. Kendi yorumunu burada katmıştır. 3. Evlerin dış yüzeyleri çok mütevazı ve yalın bir özellik gösteriyor. Burada da bir yorum katılmış 2 ve 3'te. 4. Göçebe aile yapısı örnek alınarak tasarlanan bu evlerin içinde eşya yoktur denmiş. Bir yorum katılmamış. Evlerin çoğunluğu tek katlı ve kerpiçten yapılmıştır. Burada da bir yorum yok. 7. Ayrıca hemen her evin üstünde yaz ayları için yanları açık çardaklarda vardır demiş. Burada da herhangi bir yorum yok. Yani cevabımız 2 ve 3, 5 şıkkı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden başlanarak söze edilen kişiye yönelik olumsuz eleştirilere yer verilmiştir diyor. 1. Ömer Seyfettin hikayelerinde söylemek istediğine yoğunlaşır. Olumsuz bir eleştiri var mı? Yok. 2. Dolayısıyla onda hikayenin biçimsel özelliklerine dikkat etme gibi bir kaygı yoktur. Yani olumsuz bir şey, o kaygısızdır anlamı taşıyor. Bakalım buradan itibaren olumsuz eleştirilerde bulunmuş. O yüzden cevabımız B seçeneği.